Evet arkadaşlar, bidonları birbirlerine yapıştırmadan önce şu arka kısımlarını delmemiz gerekiyor. Bunun nedeni şu, yılbaşı ışığının içinden geçebilmesi için. O yüzden önce şu tarafları delmekle başlıyoruz işe. Falçatayla açıp makasla girerseniz daha rahat olur. Şöyle rastgele bir delik açmanız yeterli. Eğer bidonların içinde herhangi bir ıslaklık varsa, şu an benimki gibi, şöyle kurulamayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü sonuç itibariyle bunun içerisine ışık girecek, hani lamba girecek. Allah korusun bir yangına falan sebebiyet verebilir. Tabii bütünlemeyi yapmadan önce şu sapları da keserseniz çok daha başarılı olur. Bir saniye. Bu şekilde. Bunu şuraya getirmek istiyorum. Şöyle durması için. O zaman şurayı da delmem gerekiyor ki işim daha rahat olsun. Şuna kabloyu şuradan uzatırız. Bunları direkt olarak şu iki parçayı bütünlemeden önce artık ışığı geçirmeye başlayın. Onu size söyleyeyim. Çünkü öteki türlü gerçekten zorlanırsınız. Bunun ağzı açık kalacak çünkü şu görmüş olduğunuz kutumuzun dışarıda kalması gerekiyor. Bunu pamukların içine saklamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Bu da tamam. Şimdi üçüncü parçayı şimdi artık bunun içine salabiliriz. Hem buradan delik açtım hem buradan. Hangisi işime gelirse yerleştirebilirim. Ben ortayı tercih ediyorum. Bu da tamam. Ardından şöyle. Şimdi buraya kadar bulutun temeli hazır. Yalnız şöyle bir olay var. Çoğu YouTuber genellikle sıcak silikon tabancası kullanır. Biz bunu kullanmayacağız. Bu yöntem zor. Bizim kullanacağımız yöntem şu arkadaşlar. Bu hem daha geçerli hem daha pratik bir yol. Şu bandı görüyor musunuz? Bandı ters gelecek şekilde bakın yapışkanı görüyor musunuz? Yapışkanı ters gelecek şekilde şöyle getirin. Ardından şu şekilde yapıştırın. Ön bantlama işlemi bitti. Elimizden geldiğince değdirmiyoruz bile. Tamam. Şimdi şunu şöyle koyalım. Şimdi buna elyaf yapacağız ama elyaf yapma işlemini kolay yapmak istiyorsan sizi birazcık uzağa alacağım, beni oradan isteyeceksiniz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dışını güzelce bantladık. Ardından şöyle gördüğünüz şekilde bir dakika şunu biraz ortalayalım. Kancadan doğru tutturduk ki yarın bir gün bunu çıkarmak istersek hop şöyle çıkarabiliyoruz. Gördünüz mü? İşte aynen. Bir dakika takayım şöyle bu şekilde. Şimdi arkadaşlar artık elyaf uygulamaya geçebiliriz. Elyaf poşetimizi açalım. Ve ufak ufak bu elyafları uygulamaya başlayalım. Bakalım nasıl olur. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bulut lambamız hazır. Gayet güzel oldu. Hatta kullandığım yılbaşı ışıklandırma süsünden dolayı sanki böyle tam böyle gün batımı tarzında çok romantik bir bulut lamba oldu arkadaşlar. Ve bunu gayet ucuz ve bulunabilir malzemelerle yaptık. Yani bakmış olduğunuz zaman özellikle karanlıkta gayet hoş bir ortam sağlıyor. Işıkta ise arkadaşlar ortalama bir ışıkta şu şekilde görünüyor.
Yani ışıkta bile hani karanlıkta olduğu kadar olmasa da olabildiğince net görüntü ve güzellik sağlıyor arkadaşlar. Şimdi sizler de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi, tabii siz beni şu an göremiyorsunuz, daha çok kamboya görüyorsunuz ama şöyle göstereyim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi, ne bileyim bir yılbaşı partiniz vardır, herhangi birine sürpriz yapmak istiyorsunuzdur, sevdiğiniz bir insan vardır, ona böyle hani derler ya böyle ona küçük sürprizler yapın tarzında. Hani böyle ufak tefek ona küçük bir iyilik yapmak istiyorsunuzdur, hani onu biraz mutlu etmek istiyorsunuzdur. Birine ucuz ama güzel bir hediye vermek istiyorsunuzdur, bunu mesela kolilersiniz, o şekilde gönderirsiniz. Hani gayet hoş bir hediye, üstelik çok ucuz malzemelerle yapılıyor. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Yani bakmış olduğunuz zaman sonuç itibariyle bir süs eşyası olduğu için her işinize yarayabilir. Yani herhangi bir alanda kullanabilirsiniz. Hatta belki de mekan dekorasyonunda, restoranınızda bile kullanabilirsiniz. Işığı yakalım da beni görün. Evet arkadaşlar, bir programın daha sonuna geldik. Beni görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bir sonraki programa dek görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.